Şu güzergah bandını izleyebilir miyiz? Tarih 13 Aralık Çarşamba. Yer Adana'nın Kozan ilçesi. Sırra kadem bastığı gün öğle saatlerinde Mustafa Hakkulu, ayrıldığı eşinin anlattığına göre kayınvalidesinin evine gidip çocuklarını aldı. Boşandığı eşinin iddiasına göre Mustafa Hakkulu kaybolduğu gün kayınvalidesinin Cumhuriyet Mahallesi'nde oturduğu evinden oğlunu alarak tıraş ettirmek üzere berbere götürdü. Anlatılanlara göre Mustafa Hakkulu'nun o gün izlediği güzergahı göstermeye çalışacağız. Şimdi kayınvalidesinin bulunduğu Cumhuriyet Mahallesi'nden berbere doğru yola çıkıyoruz. Berberle kayınvalidenin evi arasında 850 metre mesafe var, araçla 3 dakikada gidiliyor. Burası Mustafa Akkulu'nun çocuklarını berbere getirdiği nokta, işte burada çocukları tıraş olduktan sonra Cumhuriyet Mahallesi'ndeki kayınvalidesinin evine çocukları geri bırakıyor. İddia o ki Mustafa Hakkulu dönüş yolunda oğlunun tanık olduğu iki ayrı kişiyle telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Mustafa Hakkulu'nun telefonda parçacı ismiyle kayıtlı kişinin hoparlörden beni Mansurlu yolundan al dediğini duyan oğlu bunu annesine anlattı. Yine aynı şekilde Kırı lakaplı Mehmet Karagöz'ün ise telefonda babasına birlikte buluşalım ve alkol alalım dediğine şahit olduğunu söyledi. O güne dair bir diğer iddia ise Mustafa Hakkulu'nun arkadaşı Yüksel Ürün'e borç verdiği parayı elden İsa Dumlu'nun aldığı yönündeydi. İddia o ki berberden sonra Mustafa Hakkulu çocuklarını kayınvalidesinin evine geri bırakıyor ve sonrasında aracını değiştirerek Yüksel Ürün'den istediği parayı İsa Dumlu'nun evinden almak üzere Beyaz Broadway ile İsa Dumlu'nun evine gidiyor ve biz de şimdi İsa Dumlu'nun evini gösteriyoruz. Mustafa Hakkulu'nun kaybolduğu 13 Aralık günü ilçedeki kameralar kayıttaydı. Beyaz bir araçla yanına geldiğini söylediği Mustafa Hakkulu'na para verdiğini iddia eden İsa Dumlu'nun kırmızı renkli aracı 14.38'de evinin bulunduğu sokağa girerken kameraya takıldı. Mustafa Hakkulu Yüksel Ürün'den istediği 150 bin lirayı almak için ortağı İsa Dumlu'nun işte bu Kozan'daki evine geliyor. Bahçede beklerken hemen bulunduğum bu noktadan araca bakıyor ve aracın sağ yolcu koltuğundan Mustafa Hakkulu'nun araca indiğini fark ettikten sonra tekrar binaya geri giriyor ve içeride merdiven boşluğuna bıraktığı parayı alarak hemen bu kapıda Mustafa Hakkulu'ya veriyor. Mustafa Hakkulu burada paraları saydıktan sonra geldiği beyaz araca yönelirken İsa Dumlu'da yaşadığı binaya girerek evine çıkıyor. Mustafa Hakkulu parayı almak üzere başka birinin kullandığı beyaz bir araçla 15 sularında geldi İsa Dumlu'nun iddiasına göre. Mustafa geldiğinde Broadway neredeydi, siz neredeydiniz, saat kaç gibi geldi? Saat 3 civarında geldi. Ben kapının altındaydım burada aynı şekilde. Araç şu şekilde şu mevkiye geldi. Bu aracın bulunduğu mevkiye geldi. Ben göz ucumla bakıp Mustafa abi sağ kapıdan indi. Ben de içeriden parayı almaya gittim. Tam neredeydi para? Şuraya bırakmıştım Müge Hanım. Dolabınızdan aldınız. Buraya koydunuz. Aynen, kendi geldiğinden önce aldım. Buraya koydum. Kendi geldikten sonra da direkt verdim zaten. Sonra şu boşlukta saymaya başladı. Banknot şeklinde zaten. Çekti gitti. Siz ne yaptınız? Kendi giderken ben de içeri girdim. Ha, siz buradan hiç bu tarafa geçmediniz. Yok, geçmedim ben ya. Tam 6 dakika sonra İsa Dumlu'ya ait kırmızı araç bu kez girdiği sokaktan çıkarken kameranın görüş alanındaydı. İsa Dumlu'nun eviyle sanayi bölgesi arasında 3.2 kilometrelik bir mesafe var. Araçla 5 dakikada oraya ulaşabiliyoruz. İsa Dumlu'nun evinde Beyaz Broadway ile gittiği söylenen Mustafa Hakkulu parayı aldıktan sonra sanayi bölgesindeki Ali Ocağ'ın dükkanına geldi. Ancak buraya geldiğinde de kendi gri kullandığı aracı vardı. Saatler 15.18'i gösterirken Mustafa Hakkulu kendisine ait olan gri aracıyla sanayideki kameralara yansıdı. Üzerinde mavi mont olan Mustafa Hakkulu aracından iniyor ve kısa bir süreliğine dükkana giriyor. Daha sonra üç çocuk babası adam aracına pasta cila yaparken görülüyor. Mustafa Hakkulu saat 15.33 sıralarında beyaz aracıyla yanına yanaşan, dükkanını devrettiği İlker Gök'le kısa bir konuşma yaparken görülüyor. Mustafa Hakkulu 15.35'te gri aracıyla sanayiden çıkış yaparken görülüyor. Buradan sonra da nihai nokta olan olay yerine aracın bırakıldığı noktaya geçiyoruz.
Sanayi ile aracın bulunduğu Mansurlu yolundaki mesafe 4.3 kilometre. Şu an araçla oraya doğru gidiyoruz. Mustafa Hakkulu'nun aracı akşam saatlerinde Mansurlu yolu üzerinde terk edilmiş vaziyette bulundu. Kaybolduğu günün akşamı yol tabelalarının orada görevde olan trafik jandarma ekipleri o akşam 6 ile 7 sıraları arasında Mansurlu yolunda Mustafa Hakkulu'nun aracını camları açık bir halde bu şekilde yönü Kayseri yönüne doğru dururken buldular. Yarım kontak vaziyetindeydi ve kaput soğuktu. İki cam da açıktı ve o günden beri Mustafa Hakkulu'ndan bir haber alınamıyor. Geldiği yön Kozan ilçesi. Buradan 8 kilometre. Yüksekören arkada yaşadığı köy ise buradan 7 kilometre mesafede. Ancak ailesinin söylediğine göre Mustafa Hakkulu köyüne gitmek için bu güzergahı kullanmaz. 11 kilometrelik Kozan'dan gelen daha kısa bir yolu kullanırdı. Yine bu çevreyi göstermek gerekirse hemen yanda 1,5-2 kilometrelik bir mesafede de çam ağaçlarının orada da Deli Çay diye bir alan var. Mustafa Hakkulu buraya neden geldi? Buradan sonra nereye kayboldu? Bu soruların cevabı hala aranıyor. Deli Çay dediğimiz yer böyle gürül gürül deli akan bir yer mi yani? Yok yok. Öyle su falan yok. Niye Deli Çay demişler ki? Eskisinden dolayı öyle söylemişler. Müge Hanım, düzengahta da hata var. En son sanayiden çıktıktan sonra Ali abinin yanına gidiyor. Muayene istasyonunda Ali abi. Müge Hanım. 3.45'te. O civarlarda. Ali abiye çocukları berbere bıraktım, berberden alacağım diyor. Bu pastacıyla... Pastacıyla yaptıktan ondan sonra geliyor. Yaptıktan sonra geliyor. İyi de bu adamın o zaman niye kendi arabasına da kendisi almış. Pastacıyla yapıyorsa... Broadway nereden çıkıyor? İşte Broadway'i ben de görmedim. Broadway'de söyleyen sensin İsa. Evet, bu arada evet. Müge'ye bağlanalım çünkü Müge zaten İsa'nın evinin orada. Beyaz Broadway iki tane araç 14.48 ve 14.49'da İsa Dumlu'nun evine ait yolda görülüyor. Ancak o yol çok yönlü. Yani kesin İsa'nın evine yönlendiğine dair bir bilgi edinemiyoruz. Müge'cim iki tane Broadway araç var. Oturuz. Ben evet, buyur Müge'cim. Evet Müge Hanım günaydın. Şu anda İsa'nın çıkmaz sokakta olan evindeyiz. Buradan gidersek aslında ben buradan evin önünden size tarif edeceğim için araçları öyle park ettim. Çıkarıp yolu arabayla göstermem lazım. Şimdi o gün İsa'nın aracı buradaymış. Bu şekilde kırmızı araç onun zaten. Arkada da Broadway var. Ve İsa'nın baktığı nokta burası. Broadway'i gördüğü. Buradan devam ettiğimizde size hemen yürüyerek oradan bir yolu göstermem lazım. Sonra araca bineceğim. Şimdi bu çıkmaz sokaktan çıktığım zaman yol hem sola hem sağa ayrılıyor. 14.38 ile 14.44 arasında kırmızı aracın göründüğü nokta hemen şu anda gösterdiğimiz sağdaki yön. Orada kemerli bir alan var ve onun tam karşısında bir market var. Şimdi araçla gideceğim. Onun da devamında çok yönler var. O Broadway'ler 14.48'de görünenler o sokağın altında. Hemen göstereceğim onu size. Ancak Broadway buradan gitmeye kalkarsa sol yönden gene sanayiye çıkıyor bu yol. Hemen köşede gene bir market var. Oranın da güvenlik kamerasında beyaz Broadway görülmüyor. Ama görülen diğer kamerada yani. Sizin isterseniz... İkisi ya Broadway, beyaz Broadway'lerin göründüğü ana yola giden çok yönlü tarafta olan. Oraya gidip oraya göstereceğim şimdi size araçla hemen. Yani buraya Broadway geldiğini ispat edecek bir güvenlik kamerası görüntüsü yok bu zamana kadar. Yok Müge Hanım, yok. Ama hemen. İsa'nın aracını görüyoruz. İsa'nın aracını görüyoruz. Hemen göstereceğim Müge Hanım. Şimdi İsa'nın tam göründüğü noktada hemen göstereceğim. 30 saniye verin bana. Hızlıca İsa gidelim. Sen ne zaman gittin ki eve? Sen gittin, o mu geldi? Ben girdim. 5 dakika sonra kendi geldi zaten. 5 dakika sonra geldi. Yani. Seni aramış mıydı geliyorum diye? Yüksel aramıştı. Yüksel aramıştı daha önce. Ben sana onu telefonda da konuşurken söyledim. Hani nasıl anlaştınız telefonla konuşmadan? Yüksel beni aradı. Ya sen neredeydin? Sen sanayide miydin? Karşıdaydım ben. Ha? Karşıdaydım. Yani şehir merkezindeydim. Ha? Şehir merkezindeydim. Şehir merkezindeydin. Seni aradı ortağı ne dedi? Mustafa abi gelecek dedi. Ona evdeki emaneti ver dedi. Ben de verdim. Sen de hemen git. Edemedin mi sen ne zaman gelecek falan? Geliyor zaten. Aradım onu. Görüştüm kendiyle dedi.
Sen git o geliyor dedi. Aynen. Sen gittin o geldi. Ama şimdi senin evinin gösterdiğinde ben sana o zaman da sordum. Yani camları filmli falan diyorsun ama ön camdan nasıl oturan kişiyi hiç seçemedin? Görünmüyor. Aynen görünmüyor. Ha şimdi ben hepiniz buradayken size soruyorum yani yükseldi oradayken. İyi de bu adam madem kendisinin başka bir aracı var. Niye o aracı nereye bıraktı? Bir de burada eğer sizin konuyla alakası yoksa niye o Beyaz Broadway'in sahibi çıkıp da o benim demiyor? Yani bu zamana kadar. Yani siz aranıyorsunuz. Bu konuyu da eminim. Adana'daki herkes takip ediyordur konuyla ilgili olan. Niye mesela o aracın sahibi benim? Mustafa atıyorum arabasını şuraya bırakmıştı, şöyle bırakmıştı. Benim arabama bindi demiyorsunuz. Bu mesela Beyaz Broadway Bey'den var mı senin de tanıdığın, çevrende tanıdığın olan? Yok. Hı? Yok Müge Hanım. Bir tek bu Köten Bülent dediklerinde var. O da onun arabası değilmiş zaten. Bu bayağı filmli bir, yani kendilerini çektirdiği bir filmli arabaymış. Yani senin öyle tanıştıkların arasında böyle filmli arabası olan var mı? Yok. 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 Yani sizin hiç akrabalarda, senin akrabalarda falan? Yok. Yani kimde olacak böyle? Bir de eski kasa bir Broadway falan diyorlardı. İsa yeni kasa dedi. Yeni kasa. Bir saate yanlış bakmıştık. Muhammed de biliyor. Eski kasa görmüştük. Oradan geçen bir Broadway'i. Onu yeni, düşündük. Yeni kasa biz, mıymış? Yeni, kasa. Yeni kasaymış İsa'nın dediğine göre. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski kasa öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi. Oğlunu buldu.